Sanat, Wikipedia'da yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak tanımlanıyor. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş. Bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmış. Yani alanında uzman bir sanatçının devlet müdahalesi olmadan tek başına yaptığının sanat olup olmadığına karar vermesi mümkün değil. Neyin sanat sayılıp sayılmayacağını hararetli tartışmalarla devletin belirlediği yetmiyormuş gibi, hangi oyunun nerede ve nasıl sergileneceğini, senaryonun nasıl yazılacağını da sanattan bile anlamayan heyetler karar veriyor. Eğer tiyatro oyunu yazacaksanız, sınırlarınızı bilmeniz gerekiyor. İşleyeceğiniz konular, kullanacağınız cümleler ve oyunda konuşulan dil makbul ve güvenli olmalı. Eğer değilse oyununuzu sahneleyecek hiçbir mekan bulamazsınız. Hatırlayın, bundan sadece birkaç yıl evvel Rutka Eziz ve Taner Barlas'ın yorumları ile tiyatroya aktarılan Adaletsizsiniz oyunu güvenlik gerekçesiyle birçok ilde yasaklanmıştı. Güvenlik gerekçesi tanımlamasını burada açmak gerekiyor. Aslında demek istenen güvenlik konusuyla ilgili bir problemimiz yok. Ama oyununuz iktidara ve egemen zihniyete olumsuz şekillerde atıfta bulunuyor. Dolayısıyla insanların beynini yıkamamanız için sizi yasaklıyoruz. Oyunda Milattan Önce 5. yüzyılda Atina'da ölüme mahkum edilen Sokrates'in 1633 yılında Roma'da müebbet yiyen bilim insanı Galileo'nun ve 1927 yılında Boston'da idam edilen iki göçmen işçi Sakku ile Vanzettin'in hikayeleri anlatılıyor. Bu üç gerçek öykünün ortak noktası adaletsiz yargı. Sanat alanında sadece oyunlar yasaklanmıyor elbet. Ankara Yüksel Caddesi'ndeki insan hakları anıtı en uzun süre gözaltına alınan heykel oldu mesela. Bazı belediyelerin meydanlarını süsleyen barış ve kardeşlik simgeleyen heykeller, bunlar cinsi münasebet, put, ucube savunmalarıyla yok edildi. Mesela Diyarbakır'da kayyum operasyonu ile kaldırılan Roboski anıtı ve Lemassus heykeli, Mervani medeniyetine ait kabartmalar, tahrip edilen Ahmet Arif'in büstü, yine kayyum talimatı ile kaldırılan Kızıltepe'deki Uğur Kaymaz anıtı, Ağrı'daki Ahmedi Hani heykeli, Cizre'deki Orhan Doğan'ın kabartma anıtı, vandallıktan nasibini alan ressam Fikret Mualla'nın Kadıköy'deki heykeli. Bu örnekler sanata yapılan saldırılardan sadece birkaçı. Şaşırmamak lazım aslında. Karşıdaki insanlık anıtının ucube nidalarıyla yok edildiği bir ülkede yaşamıyor muyuz? sanatın yasaklanmasından en çok nasibini alan da Kürt tiyatrosu oldu. Geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının Ekim programında yer alan ve Teatra Gianna Nü tarafından sahneye taşınan Beru adlı Kürtçe oyun, Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı tarafından genel kamu düzenini bozabileceği gerekçesiyle yasaklandı. Genel kamu düzenini bozmak tanımlamasını da burada açmamız lazım aslında demek istenen, bizim amacımız dünyanın en önemli tiyatro yazarlarından Darya Fon'un oyunu Yüzsüzü yasaklamak değil elbet. Çünkü o kamu yararı için yazılmış bir oyun. Bizim asıl amacımız Kürtçeyi yasaklamak. Devlet güçlerinin bir dile olan bu öfkesini ve saldırılarını anlamak mümkün değil gerçekten. Oyunun engellenmesi sanat dünyasında tepkiyle karşılansa da Oyun bir daha sahnelenemedi. Peki, Kürt tiyatrosu baskılarla nasıl mücadele ediyor? Ana dilde tiyatro yapmak ne demek? Tiyatro yasaklanacak kadar tehlikeli bir sanat mı? <laughs> Bu soruları tiyatrocu Erdal Ceviz'e sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldı. Merhabalar, Söz ve Yaşam programımıza hoş geldiniz. Bu pandemi çağından en çok etkilenen iş kollarından biri sanat. Haliyle en çok nefes almaya çalışan sanat dallarından biri ise tiyatro. Tiyatro sanatının büyük sıkıntılar içinde hayatta kalmaya çalıştığı bu dönemde ana dille oyun sergilemek, sahnelemek bile bir sorun. Kürt dili ve kimliğinin e, sahnede kendini var etme çabası bile aslında bir mücadele alanı. Şimdi Kürt tiyatrosu serüveni boyunca maruz kaldığı engelleri tiyatrocu Erdal Cevizle konuşacağız. Erdal bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, i̇lk önce hemen sorayım Kürt tiyatrosu diye bir şey var mı? Çünkü bunu İlham Adar Bakır'la konuşmuştuk Hı. sinema üzerinden bize şey demişti. Kürt sineması değil aslında Kürdistan sineması demek lazım demişti. Sen ne düşünüyorsun? Yani şey olarak hani format olarak bir Kürt tiyatrosu var demek tabii ki mantıklı değil. E, fakat bunun böyle denmesinin sebepleri var. Bunlar da işte Kürt dilinin, kültürünün ya da Kürt toplumunun içinde bulunduğu durum. Aslında bugünkü onun konjüktürel durumu, bir var olma mücadelesi içerisinde oluşundan dolayı böyle tanımlanması gerekir. Yani bir dilde bir kültürel dayanaklar üzerine bir şey şekillendirilmeye çalışılıyorsa bunun bir adı var. Keza bu Türkiye'de de böyle. Yani Türkiye'de Türk tiyatrosu demek doğru mudur? Aslında değil. Çünkü Türk tiyatrosu diye bahsettiğimiz şey aslında İstanbul'da Ermenilerin yaptığı tiyatro ya da işte Rumların yaptığı tiyatro vesaire. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti, ulus devleti kurulduğu için o bütün kültürel dayanaklar ona devre oluyor. Dolayısıyla da ona o yapılanma sürecine Türk tiyatrosu deniyor, denmiş bugüne kadar. Bugün itibariyle buna Türkiye tiyatrosu denmesinin daha doğru olduğu üzerine çeşitli düşünceler de var. E, dolayısıyla da Kürt tiyatrosu da böyle. Fakat şöyle bir şey de var. Yani hani bir tarihsel geçmişten söz edersek ya da ona bakarsak Türkiye'de yani Türkiye'de yaşayan Kürtlerin bir e, tiyatro e, gerçekliği var. E, Türkiye'de yaşamayan, işte İran'da yaşayan, Irak'ta yaşayan, e, Sovyetler e, Birliği'nde yaşayan, yani o, o taraflarda, Kafkaslar'da yaşayan Kürtlerin kendi serüvenleri var. Biraz da yerel, bölgesel hikayeleri var. Ama bugün işte oluşan bir süreç olduğu için biz bütün bu, 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 bu şeyleri serüvenleri, kendi dayanakları, geçmiş pratikleri olarak görüyoruz. Ve ona Kürt tiyatrosu diyoruz doğal olarak. Aslında Kürtçe tiyatro da denilebilir değil mi? Türkçe tiyatro, Tabii, Kürtçe, Kürtçe tiyatro. Kürtçe tiyatro da denilebilir ama bu işte sadece Kürtçe olması işte işte diyelim İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'un bir tiyatro gerçeği var. Bir de sizin bir tiyatro algınız var sizin bir tiyatro gerçeğiniz var sanatçı olarak dolayısıyla da siz o dilde bir tiyatro gerçekleştiriyorsanız bu kürtçe tiyatrodur fakat siz bir kürt, kürt tiyatrosu ya da işte Kürdistan tiyatrosu diye bir şeyi hedefliyorsanız bir yapılandırma içerisinde bulunuyorsanız o zaman sadece bunu işte kürtçe diye tarif etmemeniz gerekir daha sınırlandırır yapısal diyorsun. bir şey içerisindesinizdir çünkü Peki açılım süreci yapıldı. İşte e, Kürtçe çok daha rahat konuşuluyor artık. İşte okullarınız bile var, radyonuz, televizyonunuz, kanalınız evet. bile var diyorlar ya. Kürtçe tiyatro sahneleyebiliyor musunuz? Evet yani zaten sahneliyorduk. Eee sahneleyebiliyoruz tabii ama herhangi bir bürokratik engelle karşılaşıyor musunuz diye sorayım. Şöyle anlatayım. Yani bizim başladığımız zamanlara kadar zaten e, o yasaklanmış, dil yasaklanmış vesaire. Dolayısıyla da hani Türkiye'de en azından Türkiye'deki şeyinden söz edelim. E, öyle bir şey gerçekleşmemiş. Kimi girişimler olmuş e, zamanla. Fakat bunlar hayat bulmamış. Yani e, yazılı metinler falan var. E, i̇şte Musanter'in de yazdığı oyun var ama. Bunlar şey olmamış, sahnelenmemiş. Yani bir takım girişimler olmuş ama gerçekleşmemiş. Kimi siyasal yapılarda, derneklerde bunlar olabilmiş şeyler. Yani Kürtçe oyunlar oynanmış. Seyirlik oyunlar vesaireler var köylerde. Fakat bir tiyatro sahnesinden söz edemiyoruz. Kürtlere ait bir tiyatro sahnesinden söz edemiyoruz. Olmamış. Bu tabii ki işte o yasak dönemlerinde zaten mümkün olmamış. 2000'li yıllara 90'lı yıllara gelindiğinde işte bizim gibi ya da sadece bizim kendi teatral serüvenimiz değil bu aslında. Siyasal olarak Kürt kimliğinin işte örgütlenmesi, ortaya çıkması, görünür olmaya çalışması içerisinde yani sanata dair, kültür sanata dair de kim girişimler içerisinde tiyatroda başlıyor. 90'lı yıllarda başlıyor. Sen de 90'lı yıllarda tiyatro öğrencisi oluyorsun. Tabii tabii. Aynen. Nasıl e, hemen oraya bir girelim mi? Yani neden oyuncu olmaya karar verdin? Tiyatro ne demek senin için? Ya şimdi tabii ki işte dil dediğimiz şey canlı bir şey. Bu sokaklarda yasaklanıyor, pazarlarda yasaklanıyor falan ama onun içerisinde o dilin oluşması, yeniden hayata dahil olması, gelişmesi e, tabii ki sanatta da daha mümkün oluyor. Bunun en kolay yolu şarkı türk söylemek. Zaten evde mırıldanırsınız. Kimse onu yasaklayamaz. E, yasaklarlarsa da işte yine Musanter'de olduğu gibi ıslık çalarsınız. Gene bir şekilde bu devam eder ama e, tiyatroda bunu ...canlandırırsınız yani tekemiğe büründürürsünüz... ...edebiyat olur vesaire... ...hepsini tiyatro içine alır yani... ...müziği de alır, edebiyatı da alır... ...bütün hikayeleri alır, masalları vesaire... ...her şeyi yeniden oraya taşıyabilirsiniz... ...yani bir hayatı... ...sahneye taşıyabilirsiniz... ...dolayısıyla da bu aslında... ...bu kimlik mücadelesinde çok önemli bir silah olabilir... ...diye düşündük herhalde... ...o, o yaşımızda... ...yani bu alanda önemli bir alan... ...bu alan... E, hayata geçirilebilir. Sinemada keza böyle ama tiyatro sinemaya göre daha yani bir e, konuşan iki insan varsa orada tiyatro yapabilirsiniz. Ya da ama durup dururken ben tiyatro oyuncusu e, tabii olacağım yani, ama, dememişsindir. Ama işte i̇çinde gibi, mutlaka vardır. Ama bu işte o kimlik mücadelesinin sizi dürtmesiyle alakalı bir şey. Siz de bir şey yapmak istiyorsunuz. Siz de bir yerinden tutmak istiyorsunuz. Siz de o hareketin içinde bir yerde olmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bizimkisi de böyle. Yani yani benimkisi tiyatroyla başlamadı. Hayatta tiyatrocu olacak bir adam değilim. Olamazdım yani. Kimseyi güldürdüğüm falan yoktu. Öyle bir yeteneğim de yoktu. Yani bende vardı da. Işte Buna çok Taklit ben. maklit yapıyordum da ondan geldi. Hayır. Geçmiş yaşamımda böyle bir dönemim var. Ama tiyatrocu değildim. Yani lisede bir dönem gülüyorlardı bana. Ama işte okul piyeslerinde filan. Oynamadım yani oynatmadılar çünkü zaten oynatamazlardı öyle bir şey mümkün değildi ama bizim geldiğimiz zaman da şeydi işte halk oyunları vesaire müzik buralara girip çıkıyoruz. E sonunda ya bu tiyatro önemli bir şey acaba yapalım mı diye konuşmalarımız var bir dönem işte halk evi derneklerde filan derken ya kendi dilimizde neden tiyatro yapmıyoruz e ama tabii bunu etrafa, oradaki yapılara kabul ettirmek çok kolay olmuyor. Evet. Zaten sonra bulunduğumuz yerde yapamadık. İşte Mezopotamya Kültür Merkezi açıldı. Onun amacı zaten buydu. Yani Kürtçe sanatı geliştirmek, kurumlaştırmak vesaire. Biz de oraya geldiğimizde ilk oyunlarda kimse bize inanmıyordu. Yani müzisyenler kafayı mı yediniz diyorlardı. Kürtçe ile tiyatro olur mu diyordu yani birçok müzisyen arkadaşımız bile bunu söylüyordu. Çünkü şöyle bir şey yoktu şeyin yani Kürt tiyatrosunun enteresan bir gelişim şeyi var. O da şu yani işte Kürtçe ile büyümüş tamamen o dili kullanan esas ana dili o olan işte onun edebiyatıyla beslenmiş eğitim görmüş insanlar geldi işte dolayısıyla bu olanaklara sahiplerdi de Kürtçe tiyatroyu başlattılar değil. Sen Çocukken Kürtçe konuşmuyordum, konuşamıyordum büyük ihtimalle okula gittiğinde sadece evde konuşulan bir dil olduğu için evet. ve bu tiyatrocu olma kararından sonra Kürtçe öğrendim. Kendi dilinde Aynen. aslında hani konuşmuş olmuş olman gereken dilde oyun oynayabilmek için, sahneleyebilmek için. O serüvene bir anlatalım. Nasıl oldu? Zor muydu mesela Kürtçeyi öğrenmek? Evet. Ya köyde doğdum ben. E, köylüler de tabii ki Kürtçe konuşuyorlardı ama bizde bizim Kürtçe dediğimiz şey e, kendi köyümüzde bugün Zalzaca denilen diye tarif edilen şey. Biz ona kırmaçık. Dersim Hozat'tan bahsediyoruz. Tabii biz ona kırmaçık diyoruz ama Kurmancı da konuşuluyordu bizim ailemizde. E, Dolayısıyla hani ben biliyordum aslında dili fakat bizim özel olarak evde konuşulan bir şey değildi. Ama kuzenlerim falan onlar biliyorlardı. Sonra İstanbul'a geldiğimiz zaman bu aslında başladı. Yani çok hozatta bu çelişkiyi yaşamıyorduk biz. Yani o dili konuşmuşsunuz, diğerini konuşmuşsunuz. Çok önemli değildi. Yani o e, asimilasyon gerçeğini dil üzerinden çok hissetmiyorduk. Daha siyasal bakıyorduk meseleye o zamanlar, gençliğimizde falan ama İstanbul'a geldiğimizde bu çok şey oldu. Başka bir şey oldu. Yani bizim aslında bir dilimiz var ama biz bu dili kaybediyoruz. E ama bu dil için işte bir siyasal bir takım şeyler var. Savaş var, vesaire. Fark etmene ilk ne sebep oldu? Yani her şey aslında sebep oluyor ama o zamanın koşulları, atmosferi de böyleydi. Yani o çok şeydi tam olarak anımsamıyorum ama yani böyle şeyler çok şeydi itici bir gücü vardı karşılaştığımız şeyler vesaireler yani işte mahallede karşılaştığımız baş diğer bölgelerden Kürtlerle karşılaşıyorduk. O yani onlarla anlaşamıyorduk, zorlanıyorduk. Daha farklı konuşuyorlar. Kültürel olarak farklıyız, dini olarak farklıyız falan filan ama sonra ya aslında bu Öğreniyorsun, parçalanmış, bölünmüş, asimile edilmiş vesaire. Bir de biz şey olarak tabii şunun farkındaydık çocukken de bunlarla, bu hikayeyle büyüyoruz. Bir 38 gerçeği var. O hikayelerle büyümüş herkes. Dolayısıyla en azından o ahıtlarla büyümüş. Yani o hikayeleri, o trajik hikayeleri çocukken çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla o zaten hep siz bir bir yerde bir... E, mesafeli sistemle mesafeli hale zaten getiriyor e, ama zaten o buraya geldiğiniz zaman da ya işte ben başka bir, bir ülkeye geldim diyorsunuz Benim kendi ülkem var kendi kendi dünyam var filan diyorsunuz ve bu tabi o zamanki o gençlik e, şeyi içerisinde çok konuştuğumuz tartıştığımız okumalar yaptığımız yani ne oluyor ne bitiyor dünyada? burası neresi, bu coğrafya neresi, buranın geçmişi neresi, tarihin ne, nerelerden geliyor, ne oluyor, ne bitiyor, bu destan ne ifade ediyor, bu kavada nereden çıktı, ya bu nevroz <laughs> neyin nesi, bu ateş niye var, bu ateş niye yanıyor gibi sorular tabii sizi kendi geçmişinize götürüyor. ama buradaki şey dediğim gibi hep şu, yani bir işte eğlenceli bir şey yapmak o müzikle oluyordu ama tiyatro Eğlenceden daha çok daha yapısal bir şey oluşturmak, yani <laughs> ciddi bir karar vermek noktasında önemli bir yerdi benim için. E dolayısıyla da ona karar verdiğiniz zaman da bu dönüştürülebilir, alt edilebilir bir noktada oluyorsunuz. Bugün zaten e, Kürtçe dili, e, Kürt tiyatrosu, edebiyatı vesairesi, yani alaşağı al edilmiş bir noktada işte asimilasyon vesaire dediğimiz o hikaye içerisinde ama e, tersine de dönüştürülebilir. Zaten böyle oluyor. Yani birçok dil, ulusların hikayeleri vesairelerin içerisinde zaten bu var. E dolayısıyla tiyatroda bunda e, çok önemli bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Şimdi demin bahsettin ya hani MKM'nin aslında e, tiyatro grubunla başlıyorsun sanırım. Doğru mu hatırlıyorum? Mezopotamya Kültür Merkezi'nin. O dönemlerde ilk başladığınız dönemlerden biraz bahseder misin? Mesela Kürtçe tiyatro yapıyorsun. Hani tepkiler nasıldı? Hem izleyicilerden gelen hem etraftan gelen tepkiler. Ya tabii işte dediğim gibi şey... Hani Kürtçe bir metni oluşturmak... ...onun bir tiyatroya dönüşmesi çok zahmetli bir süreç zaten. Yani bunun gerçekleşle, gerçekleşebilir olması bile rüya gibi bir şey. Çünkü olacak mı, olmayacak mı? Herkes diyor olmayacak. Olan olur diyen yok sizin dışınızda. Siz de diyorsunuz ki olacak. Yani olmayabilir ama biz bunu olduracağız diyorsunuz. Böyle bir süreç içerisindesiniz. Dolayısıyla da biz işte ilk oyunlarımıza özellikle mekemede çıktığımızda benim hatırladığım bir sahne var. O da şey böyle ya bazı sahneler var böyle işte onlar anlaşılır şeyler. Böyle işte diyelim ki hani trajik sahneler var. Biri ölüyor vesaire. O, o zaman sahneye geldiğimiz zaman böyle yani bir takım ağlama sesleri duyuyorduk yani. Sonra oyun bittiğinde ben içeri girdiğimde döndüğüm o sahneden kulise döndüğümde her herkesin ağladığını gördüm. Herkes ağlıyordu. Yani bütün oyuncular, işte kurum çalışanları, yöneticiler vesaireler herkes kulise doluşmuştu. Herkes ağlıyordu ama seyirciler de ağlıyordu zaten. Yani ağlama hikayesi başlamıştı. O bir bir süre öyle devam etti. Yani oyunlar işte komik de olsa, trajik de olsa insanlar ağlıyordu. Hep yani o o zaman başka bir hikayeydi. Yani hani o dilde tiyatronun gerçekleşiyor olması ağlatıyordu insanları. O şimdi şey içerisinde böyleydi. Yani o kendi atmosferimizde hikaye böyleydi. Tabii ondan sonra artık şeydi. Yani Kürtçe'de de tiyatro olabilir. Bu sözünü ettiğim şey 90'lı yılların başı. Fahili meçhuller dönemi biraz da. Tabii sert dönemler dolayısıyla şey, her şeyin yasak olduğu. Hmm. Yani bunları yapabilmek için gerçekten işte o zaman çok söyleniyordu. Kelleyi koltuğa alman gereken zamanlar. E zaten o serüven de öyle devam ediyor. İşte, Oyunlar nerede sergileniyordu mesela? Yani İstanbul'da daha çok mekemenin bir bodrumu vardı. Orada sergileniyordu yani bizim küçük kelimenin gerçek anlamıyla yeraltı tiyatrosuydu yani. O, o bodrumda her şey öğreniliyordu, her şey planlanıyordu. Gerçek bir bodrumdu ve onu bir sahneye dönüştürmüştük. İlk oyunlar falan orada oynanıyordu. Onun dışında işte bazı işte parti binalarında oynanıyordu. İşte böyle siyasal gecelerde kimi sokak gösterileri şeklinde oluyordu. Zaten onlar da sıkıntılı oluyordu. Çünkü o yani öyle hikayeleri var. Oyuncu arkadaşların canlarını zor kurtardığı şeyler var. Gösteriler var. Yani böyle köy basma hikayelerini falan canlandırdıklarında ciddi kovalamacayla böyle zor kaçıyorlar. Yani oradaki şeyler kitle saldırıyor oynadık oyunlardan dolayı bir dönem öyle geçiyordu. Bir, bir, bir yani bir taraftan onlardan onları anlatmaya çalışırken derdimizi ya bu bir oyun diyor oradan sonucu arkadaşlar yapmayın etmeyin. Bunlar bizim arkadaşlarımız. Bunlar işte polis değil. Bunlar köy basmıyor. Bunlar oyun oynuyorlar filan. Yani gerçekten çok sıkıntılı anlar yaşanıyordu. Yani Bu ülkede işte, bunlar normal şeyler. Erol Taş'a yıllarca saldırmıştı. E tabii ona ya benzer yani. şeyler ama bizimkisi çok sert bir hikaye içerisinde olduğu için. Tabii. Yani gerçekten bazı arkadaşlarımız özellikle böyle işte o özel timleri falan oynayan arkadaşlarımız gerçekten sıkıntı yaşıyordu. Kimse selam vermiyor bilmem ne yapmıyor falan filan. Hatta bir arkadaşımız şey demişti benim için yani Erdal çok hep köylüleri oynuyor. Yurtsever köylüleri oynuyor. O yüzden halk onu çok seviyor bana da yazın demişti bana da yurtsever bir köylü rolü yazın çünkü insanlar benden nefret ediyor. yani tabii o, o şey o hikayenin içerisinde öyle oluyordu ama diğer taraftan da işte yani şeydi ya oynadığım şey aslında yasaktı. Suç işliyorduk yani. Bu Bu yasaktı yani. Şimdi yasaktı yani. zaman mesela hani ana dilinle tiyatro yapabilmek için Kürtçe öğreniyorsun. İlk sahneye çıktığın anı hatırlıyor musun? Kürtçe konuşuyorsun ve Kürtçe bir oyun sergiliyorsun ve yasaklısın. Yani yasak bir şey yapıyorsun ülkede. O anı hatırlıyor musun? Anı değil anları hatırlıyorum. Yani her gün hatırlıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Hissediyordum onu yani. Bir kere zordu. Benim <laughs> için zordu yani hani yani Kürtçe özellikle kurmancı bir şey ezberlemek zor. Ama zazaca olmuş olsaydı bu kadar zorlanmazdım. Peki telaffuzun nasıldı mesela? Kürtçe konuşan arkadaşların seninle dalga geçiyorlar mıydı? Hayır. E, telaffuzum iyi değildi. Zaten e, şey e, herkesin telaffuzunda bir problem vardı. Çünkü herkes köyündeki gibi konuşuyordu. Hmm. O zaman herkesin kendi köyündeki gibi konuşması şey değildi yani hiç çok kabul gören bir şey değildi. Çünkü niye? Devreye yazı giriyor, kitap giriyor, yazı dili giriyor. O zaman öyle bir tabir vardı akademik Türkçe diyorlardı. O ondan da ne olduğunu biz anlamıyorduk yani. Kimisi diyordu işte botanların konuştuğu dil asıl şey akademik Kürtçe deniyordu. O yüzden kimse Kürtçe bilmiyor, bilmemiş oluyordu. O yüzden sıkıntı yoktu yani. Şey gibi İstanbul Türkçesi gibi yani. Eskiden İstanbul Türkçesi varmış ya. İşte o, onun gibi yani bir şeydi. Gideceğim, o geleceğim, yapacağım. Tabii o yüzden mi? de yani herkesin konuştuğu, bildiği Kürtçe zaten kendi köyünün Kürtçesi olduğu için çok sıkıntı olmuyordu ama benim özelimde ben kurmancı bilmediğim için ya da iyi bilmediğim için ee, o tabii aynı zamanda biz bir eğitim süreci. Herkes herkese hocalık yapıyordu. Herkes bir diğerine öğretiyordu bunu. Ee, ama çok şey değildi. Yani bir sene sonra, yani işte iki replikle, üç replik söylediğim zamandan bir sene sonra, işte yetmişli yaşlarda bir çobanı oynadım ve oyunun başrolüydü. ...büyük kavgalar çıktı... ...oynayamaz zaten dil bilmiyor... ...ezberlemiyor falan... <laughs> ee, ...hatta bir oyuncu arkadaşım var Murat Batki... ...onunla beraber gidiyorduk Atatürk Öğrenci Yurdunda kalıyordu... ...ona general rolü, rolü vermişlerdi... ...en iyi Kürtçe kullanan arkadaşımızdı o... ...ben de hiç işte... ...bilmiyorum onun öğreteceği kadar... ...yapabileceğim bir şey... ...yolda bana şey dedi... ...yani rolleri dağıttılar... ...oyunu yöneten arkadaş ısrarla... ...bunu Erdal yapar dedi... ...yaparsa o yapar... ...o rol bana geldi... Ben de yolda yani o minibüste konuşuyoruz. Ben nasıl yapacağım bunu yani? Bu kadar şeyi ben nasıl ezberlerim filan? E, Murat da şey dedi ya dedi ben seni çalıştırırım dedi. Zaten olmaz dedi. Sonra biz rolleri değiştiririz. Ben çobana geçerim sen generale geçersin ama ben sakallıydım şimdi o general de olmuyordu o yüzden. E, sonra ben tabii o rolü oynadım. E, bizim işte seyircilerimiz, kitlemiz, yaşlı teyzeler, amcalar bana olur verdiler bu, bu dediler inanmadılar yani benim genç biri olduğuma çünkü böyle boyuyorduk yıkanıp geldiğimde in inanmadılar yani ondan sonra zaten şey yani o hikaye bitti benim açımdan yani peki 90'larda hani Kürtçe tiyatro yapmanın zorluğundan bahsettik ya günümüze gelelim mesela Kürtçe tiyatro oyunu sahnelemek şu an çok mu rahat geçmişe göre Yoksa aynı zorlukları yaşıyor musunuz? Bence daha zor şu anda. Yani her şey <laughs> ilerledi. Zaten öyle de şeyler söyleniyor ya eski Türkiye diyor. Şimdi yeni <laughs> Türkiye'de bunlar yok. Bunlar artık serbest yani ile ilgili bir problemi mi var şimdi deniyor. Tabii evet radyonuz var, evet. televizyonunuz, eğitim şey okulumuz var. Tabii ben var şöyle diyorlar. bakıyorum. Şimdi 90'lı yıllarda buna cüret eden kimse yoktu zaten. Yani kimse ben çıkayım da bir Kürtçe oyun oynayayım demiyordu. Ya kimse ben Shakespeare'i çevirdim bunu sahneleyeyim de demiyordu. Böyle bir gerçekliği yoktu. Anca bu dilde ya tiyatro olabilir mi? Ya bir insan o evladı bir metni ezberleyebilir mi bu dilde noktasındaydık biz? Dolayısıyla da biz o yıllarda... ...işte çeviri metinler falan bizim hayatımızda yoktu. Tabii ki biz Grotowski... ...öğreniyorduk, bunları biliyorduk, bunların atölyelerine katılıyorduk. İleride bir tiyatroyduk. Yani... ...Türkiye'deki mevcut şeylere göre, alternatif tiyatrolara göre... ...biz daha ilerideydik. Hatta işte kendini BGST o zaman çok ileri görüyordu, onlar da bizi ileri görüyordu. Yani diyorlardı, Cihana'nın bizden daha... ...ileri bir noktada. Yani işte Kürtçe vesaire Kürtlük geri bir noktada şey olarak hani yapısal olarak fakat e, ekibin arayışı, ekibin e, özgürlük mücadelesi, ekibin tiyatroyla buluşma hikayesi daha derindi. E, yani bizim tabii ki hareket alanımız daha genişti. Yani onlar tabii işte diyelim ki e, BGSET dediler. E, ...yabancı dil bildikleri için, üniversite ortamında oldukları için, e, işte Mimes dergisini çıkarıyorlardı vesaire. Ya bir Grotowski'yi biz onlardan okuyorduk. E, fakat biz e, dediğim gibi hareket alanımız çok. E, gelişkindi. İşte Avrupa ile bağlarımız vardı, Orta Doğu bağlarımız vardı. Yani oradan tiyatrocu arkadaşlar buraya geliyordu, Rusya'dan geliyordu. Tiyatrocular bize atölye çalışması yaptırıyorlardı. Zaten bizim ekip olarak da öyle bir şeyimiz vardı. Yani bulduğumuz adam sen ne biliyorsun? Şunu biliyorum diyen adam da o zaman bize göster diyorduk yani. Dolayısıyla herkes bizim hocamızdı. Herkesten her şeyi öğreniyorduk. E, dolayısıyla da şeydi yani pratik olarak meselelere daha hakimdik daha başka bir yerden bakıyorduk. Yani Onlar farkındalar var çok... mıydı ne yapmaya çalıştığınızın? Bence çoğu Mesut. farkındaydı tabii ama yani klişeler var tabii Türkiye'de işte hani e, solcular hep soruyordu yani işte sol kurumlar falan onlar, oradaki tiyatrocular. Siz diyorlardı şey e, sokak tiyatrosu yapıyor musunuz? Diyor yapmıyoruz. Çünkü sokak tiyatrosu demek devrimci tiyatro demek. Ama bize göre devrimci kalmıyor. Bize başka bir noktada kalıyor. Bizim hikayemiz o değil yani. yani. Gidip bir mahallede bir slogan atıp kaçmak bizim işimize gelmiyor. O öyle değil yani. Bizim hikayemiz daha farklı yürüyor çünkü. E, ya da işte epik tiyatro, devrimci tiyatro oluyor. Klişe falan. Hatta şöyle şeyler oluyordu. Yani işte Gorgorovski'nin tiyatrosunun adı yoksul tiyatro. Dolayısıyla da işte ampulü koyup altında oynadığınız zaman deniyordu ki... ...niye böyle yapıyorsunuz, niye ışık yok filan. E, Biz yoksul tiyatro yapıyoruz. Ama yoksul tiyatro zenginlerin tiyatrosu. Öyle değil yani ama o işte kavramlarla e, algılandığı için o zaman çok fazla bugünkü kadar şey değil. Bilgilere ulaşamıyorsunuz. E dolayısıyla da işte absür e, absürt tiyatro, saçma sapan tiyatro işte yani saçma sapan şeyler yaparsan o absürt tiyatro gibi algın da Oluyordu ki bunu algılamak bu kadar kolay değil yani hala da şimdi absürt tiyatroyu anlamak şey... çok kolay değil ama o o kafayla yani daha amatör ortamlarda daha hızlı tüketilen bir şey yöneliyorsunuz. E bizimkisi hikayemiz böyle değildi. Yani o yüzden de biz şöyle düşünüyorduk mesela. Yani bir çeviri metni hayata geçirebilmek için bizim 20 yıl geçirmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'de, Türkiye tiyatrosunda bu hatalar var. Yani pat diye hemen çevir metinleri almışlar, getirmişler olduğu gibi burada oynatmışlar. Yani burada Muhsin Ertuğrul'a Avrupa'dan yönetmenler gelmiş, onlar bazı oyun biçimlerini hayata geçirmiş filan. Biz de şey diyorduk yani biz kendi ateşimiz üzerinden şekilleneceğiz. Yani zaten değil. de olacağız. Abi ilk oyunlarımızda hep ateş var zaten. O evet. ateş yani o dağlarda yanan ateş o sahneye bir şekilde inmesi gerekiyordu. Indi de. Yani biz o ateşi oraya da indirdik. O ateşi büyük gecelere de indirdik. Yani Nevruz'un ateşini, dörtlerin ateşini, mazlumun ateşini oraya getirdik. Kitlelerin ortasına da getirdik. Abdi İpekçi'de senelerce oynandı. Bir anlattığın her şey o kadar umut verici, o kadar büyük gelişmeler ki... Bu umut verici ki, ama tezat giden bir şey var. Fakat şunu söyleyeceğim. Hani 90'lardan günümüze gelelim, 30 yıl geçmiş neredeyse değil evet. mi? 30 yıldan bahsediyoruz. 30 yıl evvel böyle sorunları yaşıyordunuz. Fakat günümüzde de bir adım bile yol gidilmemiş gibi. Çok umut verici şeylerden, gelişmelerden bahsediyorsun ama günümüze geldiğimizde hakikaten sanki... Hiç ilerleyememişsiniz gibi. Çünkü aynı engeller, yasaklar, saldırılar devam ediyor. Tam da ondan söz ediyordum aslında. Yani bir ya taraf ateş sönmemiş değil mi? Hala dağlardaki o, ateş buralarda. O sözünü ettiğim şey daha kurumsal olan şey gelişti, ilerledi. Bunun farklı ayakları oluştu, çoğaldı. Ama diğer taraftan işte ...Kürt toplumuna da baktığımız zaman köyler yok oldu sözlü kültür giderek bitmek üzere, kayboldu gitti. E, kurumlar var fakat bu kurumlar yani Türkiye'deki siyasal ortam itibariyle de e, şeyini görmüyor. Yani o özgürlük alanını bulamıyor. E, oysa yani herkes bugün işte şeyden de sosyal medyadan da çıkıp şovmenlik yapabilir. Her o dilde her şey yapılıyor. Fakat bütün bunlar Türkiye'deki siyasal ortamı ikna edemiyor. O kafa tamam ya işte yani bu 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 pratikler yaşandı, bunlar oldu, oyunlar oynandı, her şey oldu bitti. Olmayan ne kaldı? Olmayan tek bir şey kaldı. Bunun kabul edilmesi yani bunun hem yasal olarak kabul edilmesi hem de yani o şey olarak da kültürel olarak da evet yani bu birinin birine lütfedeceği bir durum değil aslında yani demokrat bir hayatın vazgeçilmez bir şey insanların kendi kültürleriyle yaşaması, onu geliştirmesi vesairesi. Biz o noktaya tabii ki şey olarak gelemiyoruz. Bu sokakta da böyle. Aslında orada başlıyor. Yani o çeperler yıkılamıyor bir türlü. Bir sürü bunun sebepleri var. Yani bizim içimizde de bir sürü sebepleri var tabii. Tabii Kürtçe ki. konuştuğu için öldürülen insanlar var hala. Yani Kürtler Kimimizde arasında da bunun yani. bunun şeyi var. Yani Kürtler de çok fazla belki de kendi tiyatrosuna öyle değer vermiyorlar. Yani ee, Sahip çıkılmıyor mu diyorsun? Belki şöyle olabilir. Yani biz bu dil için ölüyoruz, ölebiliriz. Ölünüyor. Ama çocuklar bu dili konuşmuyor. Yani bu Örneklendirelim bu, mi bu, mesela bu çok en son şey bir şey. Yani biz e, hani diyelim ki ben İstanbul'a geldiğim zaman böyle işte bu dert edilen bir şey değildi. Bu büyük bir kavga sebebi, büyük bir dava sebebi değildi belki yani o çocukluğumuz zamanlarında. Ama bizim kuşağımız bunu böyle dert etti. Yani ne bileyim bu, böyle bir ortama doğdu çocuklar vesaire. E, siyasal karşılıkları var bütün bunların. E, ama orada da şey olmuyor. Yani e, bugün hala çocukların belli bir yaşa gelip belli duyarlılıklar edindikten sonra kendi dilini gelip öğrenmeleri e, korkunç bir nokta bizim açımızdan. Yani bu işte benim memleketimde daha fazla. Yani işte dersime baktığınız zaman. Hiç kimse neredeyse o şehir dolaştığınız zaman bu dili konuşmuyor. Belki küfürleri biliyorlar ve şarkıları Türküler'i biliyorlar ee, ama konuşmuyorlar. Yani onun davasını siyasal olarak yürütenler de bunu konuşmuyor. Dolayısıyla da oradan kaybolup gidiyor. Şimdi böyle çok acı, çok üzücü şey içerisindeyiz. Yani bir, bir karmaşa içerisinde şu anda. Yani e, gençlerin dili öğrenmemesinin en büyük sebeplerinden biri tabii ailenin dile yaklaşımı aslında. Ailede bitiyor aslında her şey, okulda bitiyor her şey. O, o başka bir konu. Şeye gelelim aslında. Hani e, en son sanırım eğer yanlış hatırlamıyorsun, e, Darya Fon'un Yüzsüz isimli oyunu yasaklandı. Kürtçe oyunu. E, Beru, değil mi? Beru. 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 Doğru mu söyledim? O evet. oyundan biraz bahsedelim mi? Neden yasaklandı ve ne, galiba ve en büyük sahnede yasaklandı. Yani Türkiye'de biraz şey oluyor. Bazı işte dönemler var. Öyle konjektürel dönemler. Veya şey birden serbest oluyor. Olduğu e, varsayılıyor ama şöyle bir sıkıntı var orada da. Yani bu buna hep birileri karar veriyor. Yani iktidar işte şeyse, e, yani o an birden oldu işte gördük bu süreç içerisinde iktidar birden çok demokrat kesildi. İşte ya şurtların da hakları var. Yani işte hatta e, bir cum bugün cumhurbaşkanı cumhurbaşkanımızın e, şeyi bir gün konuşması vardı. Ahmet Hani'den girdi, bilmem Dadaloğlu'dan çıktı. O Muzur Dağları'ndan girdi, bilmem nereden çıktı. Herkes onu dinlerken ağlıyordu. Vay be Türkiye bu noktalara da geldi yani. Türkiye'nin başbakanı böyle şeyler söylüyor. i̇şte televizyonlar açılıyor, bilmem ne oluyor falan filan ama bunlar hepsi şey. Yani o tamamen kendi şeyini almak, egemenliği altında tutmak, ona göre kullanmak. Bütün iktidarlar bunu böyle yapıyor fakat yani bir dilin bu hale gelmesi, oralarda görülmesi, oranın dışına çıkılamaması bir felaket. Ama bu şey değil tabii. Ben yani hani Türkiye'deki özgürlük alanı adına bunu söylüyorum yani böyle bir şey değil yani bu çok dönemsel bunun garantisi yok keyfine göre davranmak var yani bu ülkenin vatandaşları olarak biz kardeşim bu dil bu dili kullanma hakkına ben sahibimin şey dayanakları var yani anayasal dayanakları var diyemiyorum yani ben ancak şöyle diyebilirim ya bugün işte yerel yönetimlerde de böyle yani bugün işte buna izin veren bir yönetim var onu o sahneye koyuyor. İşte Cumhuriyet tarihi boyunca İstanbul e, Belediyesinin bir sahnesinde Kürtçe bir oyun resmi olarak oynanmamış, hala da oynanmış değil. Oynanmasına hala, bu seferde, bu seferde mevcut belediye izin verdi buna, bu seferde. Devlet müdahale etti. Hayır dedi bunu oynayamazsınız. Şimdi biz seneler önce Ankara'da oynadığımız zaman da böyle bir hikaye olmuştu. 96'da hiçbir şey değişmedi. O zaman da İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'di. Biz oyun oynayacağımız esnada bir kağıt getirdi. geldi. İçişleri Bakanlığı'nın özel emriyle oyun yasaklanmıştır. Başka bir açıklama yok. Şimdi sonra, yine kağıt mı geliyor yoksa? E, bu da ona benzer bir şey. Daha sonra biz işte... E, Ankara'daki festivalde 98'de uzun kavgalar sonunda oyunumuzu gerçekleştirdik. Hani o festivalleri açtık. Oralarda yani Türkiye'deki tiyatroculara bunu kabul ettirdik. Yani Kürtçe'de oynansın. Siz de mücadele edin filan. Bunlar oldu. Ama oradan çıktığımızda, başvuru yaptığımızda Ankara'da polis diyordu ki biz size, sizin oyununuz çok güzel diyordu polisler. Gülüyorlardı, anlıyorlardı çünkü. Başvuru yapmaya gidiyorduk. Diyorlardı ki ya sizin oyununuz çok güzel. Çok güzel oyun. E, tamam o zaman başvuru yapıyoruz, oynamak istiyoruz. Biz size izin vermeyiz diyorlar. Niye? Çünkü bu siyasal bir şeydir. Siz Ankara'da bu oyunu resmi olarak, izinli olarak oynarsanız her tarafta oynarsınız. Dolayısıyla da biz size izin vermeyiz. Bu siyasal bir şeydir. Sizin oyununuzla ilgili bir şey değil diyorlar. Sözlü olarak bize polisler. Bunu söylüyorlardı. Şimdi dolayısıyla da tabii Kürt tiyatrosu, İzinsiz tiyatro noktasından, onlar öyle diyor, izinsiz tiyatro, çıkamadı. Yani işte 98'de, 99'da, 2000'de bilmiyorum, Mersin'de sahneyi basıp almışlardı bizi. Ee, sahnede oyun oynarken oradan bir... Işte, seyirciler tepki göstermedi mi buna? Anlatıyorum, işte seyirciler arasında kırmızı bir ışık yazıyor, biz de sahnede oynuyoruz falan, ben o esnada kırmızı ışığı fark ettim. Karanlık çünkü Mersin Mekemen sahnesindeyiz. Karanlık. Ben oyun oynayarak böyle replikler devam ediyor. Hava da uçuyor. Öyle e, gittim seyircilerin arasından böyle yardım gittim. Orada işte şey vardı. Rahman diye bir arkadaş vardı. Rahman ne oluyor dedim. O da şey yani kameranın önüne kırmızı ışık var. Elimi koydum. Ne oluyor dedim dedi. Hocam dedi şey polis kamerası. Tabii o arada baktım sahnede çekiştirme var. Yani arkadaşı çekiştiriyor polis. O da diyor bırak diyor ben oyunumu bitireyim ondan sonra alırsın falan diyor. Ah. Bir baktık ya ışıklar açıldı. Bütün seyirci şeyden alındı. Hepimizi alıyor yani. Hmm. Polis basınca sadece bizi almıyor. Seyirciyi de alıyordu. Neyse biz içeride... Tabii oyunu izlemek de suç Biz tabii yani. gözaltından çıktıktan sonra nöbetçi bir şey geldi. Hakim hanımefendi geldi getirdiler. Hmm. Tek bir soru soruyordu bize. Yani böyle akşama doğru geldi. O da benden daha şey böyle sert ve şeydi. Böyle bakıyordu filan. Biz dizmişlerdi böyle elimizde şalvarlar, bezleri aldıkları için böyle tutuyoruz mecburen. Hakim karşısında böyle dikilmiş filan. Tek tek soruyor. Neden Kürtçe? Soru bu. Neden Kürtçe? Cevap vermeye yeltendiniz mi? Yani ben şey demiştim. Kürtçe olduğu için. Başka aklıma on bir şey gelmemişti yani. Neden Kürtçe diye bir soru sorabiliyor hakim size. Dolayısıyla o bunu şey olarak görüyor. Bugün de çok bu kafanın zerre kadar değiştiğine inanmıyorum. Hatta geri demiş. Kendini çok demokrat görenler, bilmem ne görenler falan filanlar böyle işte Kürtçe'nin daha başka yerlere çekiştiriyorlar. Yok işte böyle garip şeyler, yok terör, yok o diyor, yok bu deniyor. Böyle garip şeylerle onu şey yapıyor. Yani böyle kötü, ucube bir şeymiş gibi gösterdi. Oradan aslında siz <laughs> suç işliyorsunuz gibi bakılıyor. Ki mahkemenin son yıllarında gene o oyunla ilgili bir şeyde mahkeme ki bu ahime gitti, sonuçlandı, biz kazandık. Biz o mahkemeye başvurduğumuz zaman şöyle bir savunması vardı şeyin mahkemenin. Ya bazı arkadaşların isimleri yazılmış. Onlar işte zaman zaman herkes zaten günde beş defa gözaltına almıyorduk sigara almaya giderken alıyorlardı bizi. Çay içmeye geleni alıyorlardı vesaire. Oradan şimdi soruyor şey yazmışlar. Diyor ki işte şu 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 kişi burada gözaltına alınmış. Dolayısıyla da bu e, e, suç işleme potansiyeline sahip olduğu için gözaltına alındığından dolayı suç işleme potansiyeline sahip olduğu için bunlar sanat yapamazlar. O yüzden de oyun yasaklandı diyor yeryüzünde böyle bir gerekçe olabilir mi? Yani şimdi bir fıkra anlatacağım ama uygun gitmeyecek. Yani <laughs> ama bunu tabii ki şey gördü yani Avrupa mahkemeleri gördü dolayısıyla geri döndü. Şimdi Gerçi mahkemenin kararı da çok fazla dinlenmiyor ülkede. Bugün bugün o noktada da değil artık. Bugün onlar da onların da bir geçerliliği yok. Eskiden böyle bir baskı vardı. Yani Türkiye'de insanlar işte ne bileyim Avrupalıların yaklaşımları o daha demokrasi kültüründen dolayı bir şey vardı. Yani bir ya yok biz de gelişiyoruz hani. Biz de ilerliyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz gibi bir durum var. Şimdi öyle değil. Şimdi fütursuzca şimdi e, açık bir şekilde yapılıyor. Yani 90'lı yıllarda bunlar işte faili meçhullerle yani daha gizli kapaklı insanlar öldürülüyordu. Şimdi öyle yapılmıyor. Şimdi diyor ki ben seni istemiyorum. Senin kaşının üzerinde bilmem ne var. Seni ben öldürüyorum diyor. Senin dilin böyle diyor. Benim dilim senin dilinden üstündür diyor. Çok rahatlıkla böyle bir kafaya döndü Türkiye. Dolayısıyla bence bugün daha geri bir noktada. Katıldığın için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Erdal. Çok Biraz keyifli bir sohbet için, oldu. Kusura bakmayın. Ee, yo çok keyif aldık gerçekten. Tiyatrocu Erdal Cevizle beraberdik. Kendisiyle Tiyatro sanatının nefes almaya çalıştığı bu dönemde Kürt diliyle oyun oynamanın tiyatro yapmaya çalışmanın ne demek olduğunu konuştuk. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.